Birkaç gün önce bilmeniz gerekenler diye güzel bir video hazırlamıştım. Oyunda karşılaşacağınız bütün olasılıkları, yüksek seçenekleri orada sizinle paylaştım. Tabii ki o videoyu hazırlamamdaki amaç sizi oyundan soğutmak değil, aksine herkesin hür iradesi olduğu için ben olası durumları size sundum, oynayıp oynamamak da size kaldı. Bu videoda ise oynamayı düşünen arkadaşların merak ettiği önemli, hatta kendini merak ettiren sorulara bakacağız. Önemli olmasının nedeni erken erişim ve tam lansmanla alakalı sunucuların doluluk oranlarına göre açılma hızı, merkez pazar sistemi gibi önemli noktalarda hayat kurtarıcı açıklamalar geldi ve birçok kişinin de bunu beklediğine eminim. Hazırsanız siz videoya bir beğeni atıp abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Videoya geçmeden önce küçük bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar, bu oyunu ben de sizinle birlikte oynayacağım. Fakat solo bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Oyunun gidişatına bakıp kesin bir karar vereceğim. Şu an düşüncem bu şekilde. Her neyse, oyunun açıldığı günden itibaren YouTube'da, yani kanalımız üzerinden Tron & Liberty yayınları yapmayı düşünüyorum. Oyuna dair sorularınızı, sorabileceğiniz her şeyi veya ilerlemeyi görmek için dilediğiniz noktada dilediğiniz sorularla yayınlara katılabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi de bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde ilerleriz, güzel yayınlara ev sahipliği yaparız. Oyun açıldığı ilk andan itibaren yayında olacağım, bilginiz olsun. Konumuza dönecek olursak, evet, bu sefer Tron & Liberty çok sağlam açıklamalarla geldi. Bu oyuna başlayacak büyük guildler için önemli olabilecek noktalara da değinmişler. Guildlerden örnek vermemdeki sebep sadece guildler üzerine, yani kalabalık kişilerin olduğu ekipler üzerine değil, sololar için de gayet güzel açıklamalar mevcut. Tron & Liberty'nin lansmanı yaklaşıyor ve bu dinamik şekil değiştiren fantasy MMORPG için heyecanlıysanız Solisium'a yolculuğunuz için sunucu planlarınızı koordine etmeye başlamak isteyebilirsiniz. Resmi Tron & Liberty Twitter hesabında kısa süre önce sunucu yapısını özetleyen, mevcut dünyaları listeleyen, lansman zamanlarını detaylandıran ve oyunlara erken erişimin ve lansman günü planlarında yardımcı olmak için topluluktan gelen bazı ek soruları ele alan bir makale yayınlandı. İşte 26 Eylül'deki erken erişim ve 1 Ekim'deki tam lansmana hazırlanmak için bilmeniz gerekenler. Erken erişim veya tam lansman olayı. Tron & Liberty için erken erişim sunucuları 26 Eylül'de Pasifik saatiyle 10'da, UTC saatiyle 17'de, bizim saatimizle ise akşam 8'e denk geliyor. Yani 20.00'da olacak. Tam lansman sunucuları ise 1 Ekim'de aynı saatte açılacak. Oyuna 5 gün erken girmek isteyen oyuncuların tercih ettikleri platform için mevcut erken erişim paketlerinden birini satın almaları gerekecek. Standart paket Steam'de 40 dolardan başlarken Deluxe paket 70 dolar ve ek Lucent para birimiyle birlikte çok sayıda kıyafet ve ünvanla tamamlanan Ultimate Bundle'da 100 dolar olacak. Tam lansman sunucularında başlayan oyuncular sunucu patlaması biraz sakinleştikten daha sonra erken erişim sunucularına aktarılabilecekler. Bunu da tercihe bırakıyorlar. Başlangıçta erken erişim sunucularının karakterleri tam lansman sunucularına aktarılması kısıtlanacak. Ancak 26 Eylül 17 Ekim tarihleri arasında sınırlı süreli ücretsiz sunucu aktarımları da sağlanacak. Oyuncular her biri 24 saat geçerli olmak üzere günde en fazla 2 ücretsiz transfer bileti talep edebilecek. Yani Türkçesi, dilediğiniz servera geçiş yapabileceksiniz. Bu kısım kalabalık guildler için önemli bir rol oynuyor. Çünkü sunucu patlaması yaşanacağı için bütün guild üyeleri ortak bir servera girmekte büyük zorluklar yaşayacaklardır. Bu nedenle boş yere bekleyip yeni açılacak serverlara girmeyi beklemek yerine hızlı bir şekilde herkes bir servera girebilir ve bunun verilen değişim hakkıyla da ortak bir serverda toplanılabilir. Ama unutmayın, serverin limiti doldu. Olduysa asıl problem burada başlayacaktır. O nedenle bir sunucuyu kararlaştırırken hızlı düşünmeniz taktiksel olarak bir adım öne atacaktır. Server değiştirebiliyorum diye çok fazla rahatla davranmayın. Kalabalık oynayacak arkadaşlar, sizlere söylüyorum, birazcık hızlı olmanızda fayda var. Bu durum size uygun bir yer bulmak için sık sık bölge değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Lansman sırasında biraz daha az nüfuslu bir yer mi arıyorsunuz? Random bir server seçerek istediğiniz yeri bulabilir ve 17 Ekim'den önce hızlı bir şekilde ilerledikten sonra daha kalabalık bir servera geçebilirsiniz. 17 Ekim'den sonra sunucular arası transferler bir ücret gerektirecek ve 30 günlük bir bekleme süresine de tabi olacak. Ayrıca yoğun nüfuslu bir sunucudan daha az nüfuslu bir sunucuya geçmenin size ayrıldıktan sonra oyuncu sınırına ulaşması durumunda orijinal sunucunuza geri dönmenizi garanti etmeyeceğini de göz önünde bulundurmanız önemli. Biraz önce bahsettiğim olay tam olarak da bu. İkinci sefer söylemekte de fayda var diye düşündüm. Oyun tarafından işte kendi lansmanları için planlanan bölgeler ve sunucular
oyuncuları bu görsellerden görebilirsiniz. Bizim için önemli olansa Avrupa'daki Central kısmı. Ben herhangi bir paket almayacağım. Bu nedenle full launch kısmındaki Starfall sunucusunda başlamayı düşünüyorum. Server'ın herhangi bir olayı yok. Sadece ismini çok beğendiğim için burada oynayacağım. İlerleyen zamanlarda bir aksilik olmazsa server değiştirmeyi de düşünmüyorum. Gidişata bakacağım. En son ihtimal olarak da başka serverdaki kalabalığa göre ilerleyiş gösterebilirim. Bunun hepsini yayında birlikte yaparız zaten. Sunucu doluluk sınırlarına dikkat edin. Aslında biraz önce bahsettim ama önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için bu başlıkta da biraz daha detaylandırmak istedim. Oyunun istikrarlı kalmasını sağlamak için NC ve Amazon Games'in maksimum oyuncu sınırını da uygulayacağı kesin. Bu aşırı yüksek nüfuslu sunucuların kuyruklara sahip olacağı ve ilk birkaç lansman haftası boyunca nüfus dengelenirken belirli sunucularda kilitlenebileceğiniz anlamına geliyor. Sınırlandırılmış sunucularda yeni karakter oluşturulamayabilirken mevcut karakterlere sahip oyuncular yeni karakter oluşturmak kısıtlansa bile giriş yapabilecekler. Kilitlerin ne zaman uygulanacağı ve kaldırılacağı ile ilgili duyurular henüz gelmedi. Bu durumda tam bir muamma olacağı için resmi Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor. Olası bir durumda zaten ben Discord kanalımızda duyurular geçeceğim. Araştırmak ya da Twitter hesabını takip etmek istemiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Hemen ardından görseldeki gibi emojiye tıklayarak Tron and Liberty rolü alırsanız bütün güncel durumlardan anında duyuru geçtiğimizde haberiniz olur. Ancak sunuculara daha sonra aktarma olanağı nedeniyle ekip gerektiğinde yeni sunucular açacak. Bu nedenle açık bir sunucuda oynamayı bekletmek için hiçbir neden yok. Bu serverların sürekli geleceğini de düşünürsek rahat olabilirsiniz. Bu birkaç server olmayacağına emin olun. Yoğun kalabalığa göre 5 ya da 10 server arasında gelecek serverlar ancak yetecektir diye düşünüyorum. Merkez pazar sisteminde önemli değişiklikler. Bu sistem bütün oyunlardaki en önemli sistemlerden birisi ve bu oyunda da hayati önem taşıyor. Başlangıç için farklı kararlar alındığında söylememiz gerekiyor. Ve söylenilene göre burası diğer sunuculardan ayrılacakmış. Peki bu nasıl oluyor? Hemen anlatayım. Ekip açık artırma evlerinin yani merkez pazardan bahsediyorum. Bölgelerdeki sunucu gruplarına göre kümeleneceğini de açıkladılar. Yani her biri sunucuya özel olacak. Bu EU bölgesinin erken erişim sunucu sunucularındaki merkez pazarın tam lansman sunucularındakilerden ayrı olarak gruplandırılacağı anlamına geliyor. Bu olması gereken en önemli seçeneklerden birisiydi. Başlangıçta böyle başlaması çok önemli ve gayet yerinde bir karar oldu. Gelecekte ise bu merkez pazar birleştirmeyi de planlıyorlar. Ancak şu an için ekip erken erişim sunucularındaki oyuncuların geç başlayan tam lansman sunucularındaki merkez pazarla karışmasının haksızlık olacağına inandığı için bu şekilde bir yol izlemişler. Bu nedenle çok güzel bir politika izlediklerini de söyleyebiliriz. Artık 26 Eylül'deki erken erişim ve 1 Ekim'deki tam lansman sunucu planlarından haberdar olduğunuza göre lansman planlarınızı sağlamlaştırmanın da zamanı geldi. Tron and Liberty'nin ön yüklemesinden neler bekleyebileceğinize dair bilgiler için gözlerinizi dört açın. Gelecek önemli başlıklar adına birkaç video daha hazırlayabilirim. Anında haberdar olmak için kanalın bildirim zilini açabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.